Antrenmana geldiğimizde soyunma odasında hala kimse inanamıyordu. Real Madrid inanılmaz bir takım. Zaten o stadın, oynadıkları o stadın özel bir atmosferi, özel bir havası var. O formanın özel bir ağırlığı var, kazanma ağırlığı var. Yine onu gösterdiler. Yine ama kemikten, o iskeletten kalan oyuncular var. O Real Madrid'in ne olduğunu diğerlerine açıklayacak, yeni gelen gençlere ifade edebilecek oyuncular hala devam ediyor. Geçen sene de Atletico götürdü ligi zaten. Biraz çalkantılı bir dönem yaşadılar zaten. Ya, tarihte baktığımızda her takımın böyle dönemleri olmuştur. Özellikle uzun süre bu takımları, bu futbolu domine eden, ligleri domine eden oyuncular ayrıldıktan sonra böyle şeylerin yaşanması normal. Ama büyüklüklerinden bir şey kaybetmiyorlar tabii ki. Ve en kısa zamanda Barcelona'da o seviyeye geri dönecektir. Bütün sezon, nasıl anlatayım, bütün sezon ateş üstünde yürüdük. Çok zor bir sezon oldu bizim için. İnanılmaz kötü başladık. Gerçekten yani bir sezona ne kadar kötü başlanabilir diye sorsalar herhalde ancak bu kadar olabilirdi. İlk 10-11 maçta sadece bir beraberlik alabildik. Ve bunun ardından bu seviyeye gelmemiz, bu kadar fazla puan toplayabilmemiz ve bu kadar daha rahat bir konuma gelmemiz gerçekten bizim için çok büyük bir iş, büyük bir enerji gerektiriyordu ve bunu başardık. Artık en sonuna geldik. İnşallah bir galibiyetle ya da 4 puanla bizim için garanti olacaktır ligde kalmak. Aslında benim de performansım takımla doğru orantılı bir şekilde gitti. Sezona ben de kötü başladım. Takımla birlikte, hep birlikte kötü başladık. Ondan sonra hocamız değişti. Yeni gelen hoca ile birlikte gerçekten inanılmaz bir enerji yakaladık. Bu bana da çok büyük bir katkı sağladı. Ben de bunun ekmeğini yiyorum yani. Ben futbolda hiçbir zaman için özellikle forvet olarak tek başına gol atmak çok zor bir iş. Yani Messi değilsen, o tarz oyuncular değilsen bu gerçekten çok zor. O yüzden yani takımın çok büyük bir katkısı var bunun. Benzema, Ronaldo, Messi onlar farklı bir ligde oynuyor. Biz de farklı bir ligde mücadele ediyormuşuz gibi oluyor. Onların oynadığı seviyeler, attıkları gol sayıları çok farklı, çok absürt rakamlar. Biz de o ikincilik seviyesinde savaşıyoruz. Messi ve Ronaldo'dan sonra biraz da adaletli bir gol krallığı yarışı olduğunu düşünüyor musun La Liga'da? Benzema orayı açmasaydı yine olacaktı. Ama yine Benzema biraz orayı bozdu. Ama daha çok yani sayıların biraz daha normale döndüğünü, gol atmanın o kadar da kolay olmadığını gösteriyor bize. Onların attıkları goller, oynadıkları seviye çok farklı. Daha bir olgunluk var sahanın içinde. Daha az gol stresi var. Daha az o zorlama, hemen gol atmam lazım, hemen şunun olması lazım gibi bir hissiyat yok. O da zamanla forvetlerin yaşadığı bir şey. Repertuar işi bir de tabii. Forvet yani forvetin o repertuarı kazanması lazım. Ben de yavaş yavaş onu kazandığımı düşünüyorum. Hangi repertuarlar var? Gelişen özelliklerini soracaktım bundan sonra. En kendini geliştirdiğin son dönemde güvendiğin özellik. Yani farklı tarzda goller atmaya başladım daha çok. Özellikle mesela gençlikten beri en eksik kalan gol vuruşlarımdan birisi kafa vuruşuydu. Bu sene 4 tane attım. Daha önceki senelerde attım. Yavaş yavaş çok daha iyi seviyeye geliyor. Onun dışında oyun yönünden her türlü geliştiğimi düşünüyorum. Oyunun son yıllarda her türlü klasmanında geliştiğimi düşünüyorum.